Merhaba, ben Güneş İslamoğlu. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Bu hafta İzmir Yarımadası'nda ilginç hikayelerin peşinde olacağız. Bu hikayelerden bir tanesi yün, keçe yapımı olacak. Bu hikayelerden bir tanesi deniz, tekne yapımı olacak. Ama bu tekne yapımı bildiğiniz gibi tekne yapımı değil, iyonlara kadar uzanacağız. Taşın hikayesini yapacağız. Zeytinin, zeytinyağının, zeytin içliklerinin hikayesini yapacağız. Aslında bunlar çok unuttuğumuz şeylerdi. Yavaş yavaş hatırlanmaya başladı. Müzeler kurulmaya başladı. Atölyeler kurulmaya başladı ve eski yeniden yaratılmaya başlandı. Ve insanlar da bunu aslında artık istiyor. Eskiyi görmek istiyor. Kaybolmaya yüz tutmuş sanatları görmek istiyor. İşte bu hafta bu hikayelerin peşinde İzmir Yarımadası'nda bir rota yapacağız. İzmir Yarımadası tarihsel ve kültürel zengini içinde barındıran gizemli bir yarımada. Ancak turizm dokusu ve algısı içinde bu zenginlik pek fark edilmiyor. Bu farkındalığı arttırmak için bir rota yapacağız. Bu rota denizden dağlara doğru bir rota olacak. Urla'dayız. Urla'nın hemen dışında karaya çekilmiş oldukça ilginç bir tekne var. Tekne ilk bakışta bir Viking teknesini andırıyor. Teknenin bulunduğu yere girdiğimde daha ilginç teknelerle karşılaşıyorum. Hayatımda ilk defa iple dikilmiş bir tekne görüyorum. İlk defa görmem çok doğal çünkü bu tekneler yaklaşık 2-3 bin yıl önce denizlerde kullanılmış antik teknelerin birer kopyası. İçeride daha değişik ilkel tekneler de var. Burası antik tekneler ve denizcilik konusunda deneysel araştırmalar yapan 360 derece araştırma grubunun üssü. Arkeolojik verileri baz alarak binlerce yıl önce kullanılan tekneleri yeniden yapmaya ve yüzdürmeye çalışıyorlar. Böylelikle o dönemi canlandırıp hem gemi yapım tekniklerini hem de antik çağlardaki denizciliği öğreniyorlar. Hep söyleriz bunu. Bir sürü antik tekne yaptık şu ana kadar. Bir sürü seyahat yaptık. Tek anladığımız bu adamlar bizi o çağda olsaydı teknelerini almazlardı denizciz diye. Biz bilmiyoruz denizi gerçekten. Onlar çok çok iyi biliyorlar. Çok iyi bilmek zorundalar zaten denizi. Yani mış gibi yapamazsınız. Deniz hiç sevmez böyle şeyleri. Onun için yani mesela antik denizcilikte bir kural var. Her şey bir hakkınız var. Yani geldiniz, bir manevra yaptınız, demirlediniz ve bağlandınız. Bunu bir kez de yapabilirsiniz. İkinci kez kayaların üstündesiniz. Çünkü motor yok, makine yok, herhangi bir güç üreticisi değilsiniz. O manevrayı doğru yapmak zorundasınız. Yoksa gidersiniz. Ben 23 kez batırdım mesela simülasyonlarda. Öyle mi? Yani batmış sayıldık. Göya kendimi de iyi kaptan bilirim ama demek ki hiçbir şey değilmişim. Şu anda bir savaş gemisi mi? Ne bu? Bu bir nakliye olabilir. Savaşacak bir şey yok üstünde yani özellikle dönem itibariyle. Ne bileyim abi, o döneme ait bir tane yelken konulur gider belki. Şimdi olmayan şeyi yapamıyoruz. Bunun yelkenli versiyonunu bulamadık daha. Bulamayınca bu sefer yapamıyorsunuz. Güzel. Bilimsel yani olmuyor. Yani şey, deneysel olarak yelken koyup gider mi diye bakmıyoruz. Siz var olana bakıyorsunuz. Evet, var olan. Ama o arada onu da yaptık. Bir yelken koyduk. Gayet tabii ki iyi gidiyor. Bu su almaz mı şu an halatla su bağlı? Su almaz. Alır. Şu anda gevşek haliyle. Aralarında parçalar var. Şişiyor. Çok hızlı şişiyor. Bir buçuk dakika içinde, bir de yani iki dakika içinde bu taş gibi oluyor, şişiyor. Ağaç da ayrıca o gün içinde şişiyor. Yani hiç metal kullanılmamış, tamamen dikiş yoluyla yapılmış bir teknik bu. Aha. Bilinen Ege'nin en eski tekne yapım tekniklerindendir. Hala Hindistan'da ve Pakistan'da yapıldığı da biliyoruz. Mesela arkada bir tane gemi var. O gemi biz normalde böyle baktığımızda bize Viking gemisi gibi geliyor. Çünkü biz hep çizgi filmlerde alışmışız Viking gemisine. Ama baktığımız bir Viking gemisi değil herhalde. Değil. Vikingleri de çok kutlarım buradan. Yani nereye gitsek karşımıza çıkıyorlar gerçekten. Bu bir Ege teknesi. Ege'de orta boy bir savaş teknesi de denebilir. Yük taşıma kapasitesi çok fazla yoktur. Biz bu tekneyle Marsilya'ya gittik. 2600 sene öncesine ait olan bir tekne bu. Arkaik dönem diye geçer antik adı. 20 kürekçili, aşağı yukarı 24 ton ağırlığında bir tekne. Yani yelkeni var. Kürekçileri yelken olmadığı zaman ancak kullanılıyor. Kolay o değil kürek çekmek. Öyleymiş. Çekince anladık. Oy, hop.
Hoy hop! Hoy hop! Hoy hop! 360 derece araştırma grubu tarafından inşa edilen antik savaş gemisi Kibele, 8 Haziran 2009'da Urla Limanı'ndan Marsilya'ya hareket etti. Yunanistan, İtalya ve Fransa sahillerini ziyaret ederek 56 günde 1700 deniz mili süren bir yolculukla Marsilya Limanı'na vardı. Antik savaş gemisi Kibele ile Anadolu topraklarını ve onu çevreleyen denizlerin zenginliğini tüm dünyaya anlatma şansını yakaladık. Özellikle bu antik tekneleri halka tanıtmak ve içinde insan olan arkeoloji, bir de böyle bir sloganımız var. Çünkü arkeoloji ve tarihim ne yazık ki algılamamız bizim bir insana göre değil sanki. İnsan sonradan eklenmiş gibi duruyor. Biz onu başından eklemeyi düşünüyoruz. Onun için Bodrum ve önemli marinalarda önümüzdeki sene ciddi bir tanıtım faaliyetimiz olacak. Gene Yunanistan'da ilgili çıkışlarımız, girişlerimiz olacak. Bir de bir Fenike teknesi üstünde duruyoruz şu anda. 6 ton ağırlığında, 14 metre boyunda bir yelken teknesi ve kürek teknesi. İlk defa da size söylüyorum burada. Öyle mi? Şu anda var mı, modeli yok? Var. Fenike teknesi de yakında denizde olacak. Biz oradayken at başlıklı mamuzu bitmiş, omurgası ise kızaktaydı. Osman Erkut'un en büyük hayali insanları bu teknelerle denize çıkarmak. Şimdi sizi çok ilginç bir yere götüreceğim. Urla'da bulunan Karantina Adası'na gideceğiz. Antik Klozmenai kenti kalıntılarının da bulunduğu 320 dönümlük ada ilk kez Büyük İskender devrinde karaya bağlanmış. O dönemde yapılan yolun kalıntıları hala duruyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bulaşıcı hastalıkla mücadelede kullanılan ada, adını Fransızların 1868'de yaptığı karantina tesislerinden almış. Karantina Adası 150 yıl boyunca ölümcül hastalıkların Anadolu topraklarına girişinin önlenmesinde etkili rol oynamış. Şu anda İzmir Yarımadası'nın en ilginç yerine geldik. Tahaffushane, Karantina Adası'ndayız. Yıllar önce İzmir'e girmek isteyen insanlar buradan geçmeden İzmir'e giremezlermiş. Çünkü o dönemlerde veba ve fren gibi hastalıklar nedeniyle bu karantina merkezine girip eşyalarını bırakıp yıkanırlar. Daha sonra eşyaları dezenfekte olduktan sonra yollarına devam edebilirlermiş. Buraya özel izinle girdik. Çok da bilinen bir yer değil. İçeriği görünce çok şaşıracaksınız. Biraz toplama kamplarına benziyor. Binaya doğru yürürken iskeleden binaya doğru uzanan bir ray dikkatimi çekiyor. İçeri girdiğimde bunun nedenini anlıyorum. Gemiden gelen insanların eşyaları bu gördüğünüz raylı sistemle kızakta buraya getirilir. Bu gördüğünüz buhar odalarında dezenfekte edilirmiş. Yüksek buharla sterilize ediliyor eşyalar. Yıkanmıyor buradan, buradan geçiyor. Yok, içeri konuyor. Yaklaşık yarım saatlik bir süreci var bunun. Isı yükseltiliyor, alçaltılıyor. Buhar kapıları açılıyor, tekrar kapatılıyor. 20 dakika, yarım saatlik bir sürede. Şu en sağ taraftaki yer ise biraz daha hassas eşyalar için. İpekliler, daha kıymetli eşyaların sterilize edildiği yapılar. Burada hepsine peştemal, takunya, sabun, bütün elbiseleri çıkartılıyor. Elbiseleri burada gördüğünüz filelere konuyor, isimlikleri de yazarak. Aha. Karşı tarafta bir de personel, çalışan personel de birbirini görmüyor. Çünkü bulaşık olma ihtimaline karşı. Ha. Bu diğer tarafa gönderiliyor. Oradan alıyorlar. Gösterdiğimiz kazanlara konup duştan sonra alacak şekilde. Buradan insanlar alıyor kıyafetlerini, takunyalarını, sabunlarını. Oo. Buraya geliyor. Pek Osmanlı hamamına benzemiyor ama burası hamam. Duş yerleri. Duşlardan sonra buraya gelip oradan elbiselerini kirli olarak verdikleri dolap vardı. Buradan da geri alıyorlar. Buradan otoklavdan çıktıktan sonra buradan o dolaptan 360 derece dönen bu dolaptan eşyalarını alıp buradan giyiniyorlar. Eğer bekleyeceklerse burada ikram yapılıyor kendilerine. Sonra muayeneye geçiyorlar.
Karantina adası sit alanı olmasından dolayı çok iyi korunmuş. İzmir Yarımadası'nda gördüğüm en güzel yerlerden biri. Denizine ve doğasına hayran kaldım. Altında bir antik şehir yatması adadaki yapılaşmayı engellemiş. Sit kapsamındaki ada fiilen hala Sağlık Bakanlığı kullanımında. Zeytin antik çağdan günümüze kadar bu topraklara hayat veren bir meyve. Kültürü, lezzeti ve ekonomik değeriyle İzmir Yarımadası'nın önemli değerlerinden biri. Dünyadaki ilk modern zeytinyağı işliği Urla'daki Klözmenay Antik Kenti'nde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Efes Mimas Rota Rehberi kitabında Zeytin Yolu diye bir yol var. O yolu da takip edebilirsiniz. O yol bu zeytin içliklerinden geçiyor. Zeytin bahçelerinden, zeytin üretim merkezlerinden, zeytin içliklerinin olduğu yerlerden geçiyor. Onlardan bir tanesi de bu gördüğünüz içlik. Evet, Klözmenay'da bulunan içlik bu dünyada bulunan modern içliklerden bir tanesi. İlk içliklerden bir tanesi. Yani modern zeytinyağı üretimine geçildiği dönemi yansıtan içliklerden bir tanesi değil, ilki. Daha ondan sonrası bulunmadı. İsrail'de varmış en eski içliklerden bir tanesi. Fakat oradaki sistemle buradaki sistem biraz farklı. Çünkü bu sistem İsrail'in bir üst modeli. Yani aslında o dönemlerde insanlar zeytinyağı evlerde üretmişler. Fakat o konuda bir bilgi yok. Bu gördüğünüz içlikler artık bu işin sanayisi. Yani daha fazla üretip satmaya başladıklarının göstergesi. Yani zeytinyağı ticaretini gösteren içliklerden, üretim merkezlerinden bir tanesi. Bu gördüğünüz de dünyanın en eski içliği diyebiliriz. Çünkü bundan yenisi bulunmadı. Gerçekten çok o dönem şartlarında geliştirilmiş bir içlik. Mekanizma çok ilginç bir mekanizması var. Zeytini burada eziyorlar. Burada eziyorlar. Bu 800 tonluk bir malzeme. Bu malzemeyi de kaldırmak, sıkıştırmak oldukça zor. O yüzden de şu taşları kullanıyorlar. Ve bu taşı kaldırmak için de bir halat mekanizmaları yapmışlar. Bunun bir orijinalinde şimdi bir müzeye gideceğiz. O müzede hayata geçirip göstermişler. Gerçi bu da canlandırılmış bir şekli ama o dönemde zeytinyağı bu şekilde üretiliyormuş. Efes Mimas Rota kitabını edinirseniz orada Zeytin Yolu diye bir rota göreceksiniz. 7 etaptan oluşan bu rotada zeytin yolcuları, antik zeytin içliklerini, zeytin üretim merkezlerini, anısal zeytin ağaçlarını, zeytin üretiminde kullanılan dev öğütme taşlarını, kuyuları, yel değirmenlerini ve Ege'nin güzel köylerini görme şansını yakalayacak. Bu rota üzerinde yapımı bitmek üzere olan bir de zeytinyağı müzesi var. Müzede antik çağlardan günümüze bir yolculuk yapma imkanı bulabilirsiniz. Müze ilkel zeytin sıkma ve işleme aletlerinden buharlı zeytin sıkma makinelerine kadar çok geniş bir koleksiyona sahip. Bu koleksiyonun sahibi bu topraklarda doğmuş, zeytin içliklerinde zeytin kokusuyla büyümüş, haliyle zeytine de derinden bağlı bir doktor. İzmirli ortopedi ve travmatoloji uzmanı, spor hekimi, doçent doktor Levent Köstem tüm birikimini bu müzeye yatırmış. Köstem çocukluğundan beri bir şeyler biriktirmeyi seven biri. Bir bahçe almış, zeytin fidanları dikmiş, daha sonra bu kültüre ait her türlü alet ve makineyi toplamaya başlamış. Ve sonunda zeytin kültürünü derinden yaşayabileceğiniz bir merkez yaratmış. Dünyada son yıllardaki en büyük akım bu müzelerin yaşayan müzesi, müze olması gerekiyor. Yani birer eğitim kurumu olması gerekiyor burayı. Biz zaten burayı planlarken bir, kendi ayakları üzerinde durabilecek, bizden sonra da durabilecek bir yer yapmaya çalıştık. İki, yaşayan, enstitü gibi çalışabilecek bir yer planladık. Baştan beri planımız buydu bizim. Burası aslında bu bölgenin tanıtımı, Yarımada'nın tanıtımı, zeytin kültürünün tanıtımı konusunda önemli işlevleri olabilecek bir merkez konumuna gelecek. Yani kesinlikle o hale getireceğiz burayı. Yani biz bunları koyduk, depoladık. İsteyen gelip gezdi, öyle bir şey değil. Yani burasını bizim yaşatmamız gerekiyor ve insanlara bizim zeytin kültürünü, tarihi, çevreyi, arkeolojiyi öğretmemiz gerekiyor. Yani burası bir eğitim kurumu olsun diye ben bu işi yaptım. Yoksa bir yere koy, insanlar gelsin, gitsin,
Çok şey değil yani, çok tatmin edici bir şey değil yani. Niye öğretmemiz gerekiyor? Öğretmemiz gerekiyor. Yani bizim tarihimizi bilmemiz gerekiyor, kültürümüzü bilmemiz gerekiyor. Bakın olay aslında ülkenin sağlık harcamalarına kadar gidiyor. Yani siz eğer bu ülkede doğru beslenmeyi, doğru gıdayı öğretmezseniz, bu ülkede obezite artıyor, kalp hastalıkları artıyor, osteoporoz artıyor, buna bağlı kırıklar artıyor ve bunun inanılmaz bir ekonomik boyutu var. Amerika neyle uğraşıp duruyor? Obeziteyle niçin mücadele ediyor? Veya bizim ülke neden sigara yasakları getirmeye çalışıyor? Aslında hep bu sağlık olayının yaş arttıkça ülke bütçesine getirdiği inanılmaz bir büyüklük var. Biz niçin yiyoruz zeytinyağını? İnanılmaz derecede sağlığımıza faydalı. Ne faydası var? Bizim serbest radikallerimizi yok ediyor değil mi? Bir takım omega'ler içeriyor, omega asitlerini içeriyor. O bakımdan son derece faydalı bir yağ. Bizim daha önce çok daha fazla kullanılan ama daha sonra uluslararası bir takım nedenler de olabilir, bilmiyoruz onun şeylerini. Ama sonunda zeytinyağı tüketimi giderek azaldı. Son 10 yılda tekrar artmaya başladı. Bir döneme girdik. Bizim bunu daha doğru bir şekilde anlatmamız, neden kullanmamız gerekiyor. İnsanlara zeytinyağı, tamam da ben niçin yiyeceğim zeytinyağını? Ne faydası var? İşte onu bizim burada anlatmamız lazım. Neden kültürümüzü korumamız gerektiğini anlatmamız lazım. Bu kökü sökmüşler inşaat yapmak üzere. Yolun kenarına atmışlar. Belli ki bir 8-9 aydır, bir senedir orada duruyor. Ve bu şöyle yatmış. 1000 yaşına yakın bir kök bu. Öbür tarafından tekrar canlanmış. Tekrar filizler vermişti ben aldığımda. Yol kenarında. Ve bunu şömine odunu yapmak için şömineciyle konuştular. Oradan biz haber aldık bunu. Ya ben almasaydım, şimdi bu güzel kök şömine odunu olarak parçalanmış ve bu duman olup gitmişti şimdiye. Zaten zeytin yasasına göre zeytin ağacı kesmeniz yasak. Hele tarihi bir ağacı, 1000 yıllık ağacı kesmişler, bir de yol kenarına atmışlar. Yani normalde muhtemelen bunun buralara kadar gelen kökleri var. Tabi bunu kepçeyle taşısınlar diye buraları hep kırarak, parçalayarak almışlar. Yani bu normalden daha şöyle 70'ler 80'ler santim daha çapı daha büyük. Yani zeytin derler ya, ölmeyen ağaç derler. Evet, bunu sökmüş, aşağı yukarı 400 metre kadar ileri götürmüş, yol kenarına atmış, böyle duruyordu, yatık duruyordu. Öbür tarafından tekrar şöyle şeyler fışırmıştı, yeşillenmişti, canlanmıştı tekrar. Ya ben şimdi müzeye girdiğim zaman tabii çok şeyi daha önce gördüm, çalışanını da gördüm ama hani zeytin, çünkü girer girmez direkt dikkatimi çeken bu oldu. Çünkü şeyin zeytin nüvesi burası yani. Evet. Hikayenin başladığı nokta evet. Burası. Taş kırılmış, ortadan yarılmış ve bunu tamir etmişler demir ve kurşunlarla buradan. Ve ondan sonra tekrar yıllarca kullanılmış. Neden değerli olduğunu bunu yapan ustalardan bir tanesiyle konuştuğumuzda anladık. Yani böyle bir taşı bir sene önce kırıyorlar dağdan, aşağı indiriyorlar. Daha sonra tekrar bunu elle yapmaya başlıyor. Mesela böyle bir taş, bu öbürüne göre çok daha büyük bir taş. 4 ay, 4,5 ay civarında taşın sertliğine göre de değişen bir süreçte yapılan bir şey. Yani çok büyük bir emek aslında bu. Bu bölgede yani yarımadada bu türlü taşlar çok yoğun, çok fazla var. Türkiye'de herhalde en fazla bulunan yörelerden bir tanesi burası. Çünkü çok Roma yerleşim var burada. Şu anda arkada şey görüyorum. Bu bir sanki geminin güvertesi, bir halatlar malatlar var. Burada bir şey inşa ettiniz değil mi siz? Evet. Bu milattan önce 6. yüzyılda Urla İskele'deki Klozemenai zeytin işliğinin birebir bir kopyası. Orijinali Urla İskele'de. Biz aynısını kurduk. Ama bu çalışabilen bir sistem. Çalışıyor. Bunun da senede bir kere zeytin sıkıp bir tören yapacağız burada, müze açıldı. Çalışacak mı? Çalışacak. Şu anda güzel bir zeytinyağı içliği görüyorsunuz. Bu taşlar var, belli oran, belli büyüklükte taşlar. Bunlar döndüğü zaman buraya zeytini döküyorlar. Döktükten sonra bu taşlar dönüyor ve onları ezmeye, hamur haline getirmeye başlıyor. Geçtiğimiz günlerde ben bunu çalışanını çektim. Söke'de hala kullanılıyor ama yavaş yavaş kayboluyor tabii bu kültür. Ben de rica ettim. Dedim ki bu kültürü yeniden yaşatabilir miyiz? Bir köyde bunu yaşatmayı başardık ve onu görme şansım oldu. Aslında bu tür müzelerde zaman zaman festivallerde belki
bu tür manzaraları yaşatabilirler ve bizler de görme şansını elde ederiz. Zaten bunlar kaybolmakta olan bir kültür. Ben de bu sistemi ilk defa burada gördüm. Hani tek taş görmüştüm ama bu dört taşlı sistemi açıkçası ilk defa gördüm. Orijinal görünüyor. Urla'dan dağlara yönelmeden ismini çok duyduğum Malgaca Pazarı'nı görmek istiyorum. Malgaca Pazarı bir zamanlar Urla ticaretinin merkeziymiş. Köylü ürettiği tüm ürünü buraya getirir satarmış. Bugün antika dükkanları, küçük kahvehaneleri, sanat sokağı ve yerel tatları sunan kafeleriyle turistik bir merkez olmuş. Pazar ise artık Urla'nın dışında kuruluyor. Eski tür fırın artık kalmadı, taş fırınlar çok kalmadı. Bu manzarayı da bayılıyorum, bu mekanizmanın gidiş gelişini. Ekmek atıyorsunuz herhalde. Evet. Kolay gelsin. Bu kimseye çarpmıyordur herhalde. Yok. Çarpmaz. Güzel. En bayıldığım noktalardan bir tanesi, bu şimdi Malgaca Pazarı var, oraya gireceğiz. Burası çok eski bir pazar. Hala o eski gelenekler, eski dükkanların birçoğu olduğu gibi duruyor. Selamlar. Nasılsınız? Buranın eskilerinden biriyle konuşmak istiyoruz. Size yönlendirdiler. Burada benden sonra birkaç arkadaş daha varsa o kadar ama... Kaç senedir buradasınız? 35-36 senedir bu dükkandayım, aynı dükkanda. Ama 12 yaşından beri bu çarşıdayım. Ne? Pazar yerinde yani. Malgaca Pazarı'nda. Terzilik mi yaptınız? Tabii. Önce çıraktım eniştemin yanında. Ondan sonra dükkan açtık. Devam ediyorsun. Ne bu Malgaca ismi nereden geliyor? Bravo, özelliği ne bu? Bey abim, benim duyduğum şurada Malgaca diye bir mevki var. Ben öyle biliyorum içmelere giderken. Oradaki yetişen ürünler burada satılırmış. Ne demiş? Malgaca. Ben öyle Malgaca. Biliyorum. öyle biliyorum. Zaten pazar yeri buradan küçük geldiği için kalktı. Şimdi ilk pazar yeri cuma günleri burada kuruluyordu. Şimdi kalktı. Sanayi sitesine doğru gitti. Ürünler aynı, ne oldu şimdi? Yaz kışı belli değil. Eskiden mesela bir domatesi yazın yerdik ya da dedim salatalık olsun, biber olsun. Şimdi yaz kış hepsi var. Hepsi var. Özelliği kalmadı yani. Kalmadı tabii. Şimdi mesela yazın güneşi de yetişen bir meyvanın serada yetişenden biri olur, mümkün değil. Olmaz. Tabii. Eski Malgaca burası. Bu bütün memleketlerden buraya hal vardı burada eskiden. Bütün her köylerden, kentlerden buraya mal gelirmiş. Hal vardı. Mal da Malgaca. Oradan tarihi. Öyle kaldı. Tarihi yer yani. Ama şey yok yani, pazar yok. Pazar sanayiyi aldılar. Peki pazar olmayınca özelliği kaçtı mı buranın? Kaçmaz, daha çoğaldı. Öyle mi? Tabii. Sağdan soldan gelen misafirler hepsi buraya geliyor. Ne almıyor, pazar yok? Olmasın, var. Bak tarihi ne eşya istersen var burada. Biraz daha böyle şey, turistik eşyalar satan yere dönüyor. Ne şey var burada? Turistik eşya, ne istersen. Manavlar burada, kasaplar burada, hepsi burada. Yani tarihini kaybetmedi. Derenin... Bu tarafı derenin bir tarafı Rumlara ait, bu tarafı Türklere ait. Biz Türk tarafındayız burada. Öyle mi? Evet. Nasıl ayırt ediyorsunuz onu? Dere kesiyor. Urla'nın bölgesini dere kesiyor baştan başa. Bir tarafı o tarafı, batı tarafı Yunanlılara ait, bu tarafı Türklere ait. Demiş. Evet, eskiden. Eskiden. Teşekkür ederim. Üzüm tüccarlarının yeriydi. Burası en zengin adamdan yeridi. Postane Sokağı. Bu taraf bizdeydi. Burada da vardı üzüm tüccarları da oraya benzemez. Rumla Kapadayı adamlamış. Öyle mi? Tabii. Zeytininde bütün dağlarda, taşlarda da eserleri var. Özbek köyü henüz bozulmamış bir yörük köyü. Köy meydanında iki küçük kahve var. Oldukça sessiz sakin bir yer. Bazı eski evler restore edilip kafelere dönüşmeye başlamış. Bu da sahile, denize olan ilginin yavaş yavaş şehirlere kaydığının bir göstergesi. Bu güzel taş restoranda Özbek mantısı yedikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Urla'dan Seferihisar'a bağlı Doğan Bey Köyü'ne geçiyoruz. Köyün girişinde eski bir karakol binası var.
Bu binada dünya kültürü listesinde kaybolmaya yüz tutan el sanatlarından biri olan keçe sanatı yaşatılmaya çalışılıyor. Merkezin kurucusu, kendini keçe sanatına adamış bir ressam olan Ayfer Güleç. 15 yıl önce gelip bu köye yerleşmiş. 3000 yıllık bir geçmişe sahip olan keçe, Anadolu topraklarının zor yaşam koşullarına tanıklık etmiş. Bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Keçe dediğiniz zaman çoban kepeneği akla geliyor. İşte derviş sikkesi akla geliyor. At eğer keçesi akla geliyor genelde ya da çadırlarımız akla geliyor. Ama günümüzde modern hayatlarımızda insanlar daha çevreci, daha duyarlı üretimler görmek istiyorlar. Keçe de slow fashion dediğimiz yeşil moda akımına çok uygun bir materyal. Çünkü %100 yün, doğal bir malzeme. Bir de bunun el yapımı aşaması büyülü bir süreçten geçiyor ve kişiye özel üretim imkanı sağlıyor. Onun için ben tasarımla buluşturup nitelikli malzeme, nitelikli işçilikle modern hayatlarımızda bize eşlik etsin kültürümüz diye üretim yapıyorum. Kültür Bakanlığı'nın somut olmayan kültürel miras listesinde olan keçe, yün veya keçi kılının basınç ve sıcak suyla sıkıştırılmasıyla oluşan, atkısı çözgüsü olmayan dokunmamış bir kumaş. Yün şöyle bir şey, mesela bizdeki koyun yünleri genelde çok yüksek mikronlu olduğu için, yani kaba ve sert olduğu için genelde yer yaygılarında kullanılıyor. Ama bizim kullandığımız yünler mikronu çok düşük. Yani kaşmire yakın süper mikron denilen ince yünler. Onun için de ipek kadar yumuşak, vücudu dalamayan, kaşıntı yapmayan, özel seçilmiş, nitelikli bir malzeme. Nereden alıyorsunuz? Yurt dışından maalesef. Niye bizde yok mu? Ya çok acı. Yani şöyle söyleyeyim, Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği de Seferihisar'da biliyorsunuz ve ortak bir proje yapalım diye çok uğraşıyoruz. Türkiye'nin bir sorunu bu bence. Çünkü yün maalesef atık bir malzeme olarak görülüyor Türkiye'de ama dünyada borsası olan çok kıymetli bir malzeme, materyal. Yani bizde nitelikli yün olmadığı için maalesef biz giyside kullandığımız yünleri İtalyan olarak değerlendiriyoruz. Yani kaliteli yünden kastınız da bizde hayvan var, yünü mü işleyemiyoruz yoksa hayvanı mı yok? Yünü de işleyemiyoruz. Mevsimsel özelliklere dayalı yün ıslahı da yapılmadığı için süreç içerisinde yünün de kabalığı söz konusu. Ancak battaniye ya da yer yaygılarında kullanılıyor. Ya ben şeyi merak ettim, yani bizim yani et için hayvan üretiyoruz. Evet. Yününden de faydalanmak için ne yapmak lazım? Yünü ıslah etmek lazım. Nasıl ıslah ederiz? Aynı süt ıslahı gibi, et ıslahı gibi yani cinsi yani koyun cinsini ıslah etmemiz gerekiyor. Hmm. Bir de yurt dışında mesela belli rakımdaki yerlerde yaşayan hayvanların yünleri daha nitelikli oluyor. Yani dünyada bunun bir bilimsel açıklaması olan ve bunu üreten insanlar var, çiftlikler var. Bizim de o çiftlikler gibi yani uzun vadede yünden yararlanabilecek bir araştırma ve sanayileşmeye girmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben sanat dalında olduğum için sadece malzemenin niteliğinin Türkiye'de düşük olduğunu biliyorum. Doğan Bey'den Barbaros Köyü'ne geçiyoruz. Türkiye'de taş resim sanatının ilk ve tek temsilcisi Batuhan Bozkurt'un atölyesini ziyaret edeceğiz. Aslında burası da bir nevi müze ve kültür evi. Bozkurt, balyoz ve çekişle toz haline getirdiği doğal taşlara yeniden hayat veriyor. Bozkurt aslında bir ilkokul köy öğretmeni. Öğretmenlik yaptığı dönemlerde resim yapmaya ve taşları kullanmaya başlamış. Bu teknikle üç boyutlu eserler yapmış. Bazı resimleri ünlü iş adamları tarafından satın alınınca bir anda dikkatleri üzerine çekmiş. Önceleri çakıl taşları kullanmış ama daha sonra genelde yer altında bulunan daha renkli taşların peşine düşmüş. Resimlerinde aşağı yukarı değişik renklerde 100 çeşide yakın taş kullanıyor. Bu resimde zümrüt hangisi? Ha şurada zaten belli oluyor. Şurada. Tamam burada var. Burada. Şurada var biraz zümrüt. Katkı. Zorlukla katarak zümrüt var burada. Ama burada aşık. Orada havada gökyüzünde aşık. Şurada hep zümrüt var. Çok ilginç ya. Batuhan Bey yıllarca bir taşı almış, kullanmış. Yıllar sonra, 19 yıl sonra. 19 yıl sonra yarı değerli zümrüt olduğunu görmüş. Şu anda o zümrütten küpeler işte kadınlar daha iyi bilecektir. Zümrüt küpeler çok değerli küpeler, çok da güzel küpeler.
Şu anda bu resmin içinde zümrüt parçacıkları var. Yani o güzelim küpeleri paramparça edip resminde kullanmış. Tabii bu bunun değerini de arttırıyor. Çünkü zümrüt işinin içinde zümrüt olduğu zaman yani altın, gümüş kullanmak gibi bir şey. Burada da mı var zümrütler? Bunları kaç yıl önce yaptınız? Bunları yaklaşık 10-15. 15 yıl önce. Şu diye o resim, büyük resim? Bu yıl yaptım. O büyük. Ama bunu özellikle kullandınız orada. Evet, yine tamam. Kullandım. Tamam. Batuhan Bozkurt tamamen doğal taş kullanıyor. Onları kırarken makine kullanmıyor. Urla Barbaros Köyü eski ilkokul binasını bir sanat müzesi gibi kullanan Bozkurt, bu binayı herkese açık tutuyor. Yaptığı eserleri burada sergiliyor. Gelen ziyaretçilere de eserlerine elleriyle dokunmalar için öneride bulunuyor. Çünkü taşların enerjisi olduğuna inanıyor. Açıkçası biz de bu enerjiyi hissettik. Yıllardır böyle bir yere hasrettim, arayış içerisindeydim. Köylerde öğretmenlik yaptığım süreç içerisinde sınıflarda ders yapıyordum, çalışma yapıyordum resimlerimi. Lojmana gideceğim, dar alanda çok zorlanıyordum. Hele İzmir'e geldiğimde devlet konservatuvarında okuduğum yıllarda apartman katlarında bu çalışmaları yaptım ki hiç büyük boyutta da resim yapmıyordum ama şimdi hep büyük boyutta da resim yaparak duvar resim sanatına katkıda bulunmak istiyorum. Evet, bu haftalık da bu kadar. Gerçekten çok güzel bir yerler. İzmir Yarımadası'nı keşfetmek istiyorsanız Yarımada'nın içlerine doğru yolculuk yapmalısınız. Hadi Çeşme, Alaçatı buranın vitrini, Urla buranın vitrini ama Yarımada çok geniş bir alan. Onlarca köy var, dağlar var, ovalar var, küçük küçük göletleri var. Ve o küçük köyler gerçekten benim için görülmeye değer yerlerdi. Bunları ekrana taşımaya çalıştık. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede birlikte olacağız. Kameraman arkadaşım Bilal Söyleyenoğlu, kameraman arkadaşım Sercan Sever'le programı ekrana taşımaya çalıştık. Onların da çok katkısı oluyor bu programda. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Yeşil Doğa @cnntürk.com.tr adresinden, Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.